Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler seslerini duyurmak için Ankara'ya gelmiş ve HDP genel merkezi önüne siyah çelenk bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi evlatlarını isteyen ailelere aileler yerine terör destekçilerine sahip çıktı. CHP'li Yıldırım Kaya HDP'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. HDP'lik bir sesim. Kendine gel, benim evladımı getir bana. Daha kaçırılan evlatları için HDP Genel Merkezi'ne geldiler. HDP'lilerin saldırısıyla karşılaştılar. Bak ne hani söyledin? Oğlumu getir. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 3 baba HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bırakmak istedi. HDP'li vekiller onlara engel olmaya çalışınca arbede yaşandı. Evet. HDP'nin seçim ortağı CHP aileler yerine terör destekçilerine sahip çıktı. Ankara milletvekili Yıldırım Kaya HDP'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada bir siyasi parti genel merkezi önünde Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışanları yapalım, yakışmayanı yapmayalım. CHP'li Kaya gözaltına alınan HDP'lilerin serbest bırakılmasını istedi. Kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını öne sürdü. Bu ülke demokrasisi yoksa, hukuk yoksa, adalet yoksa, özgürlük yoksa o zaman hiç kimsenin yaşam garantisi yok, can güvenliği yok. Gözaltına alınan HDP'liler sorguların ardından serbest bırakıldı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da Diyarbakır'dan tehditler savurdu. Yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu. Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar. Eğer Amet'te de hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara'da yürürlükte olamaz. Diyarbakır'da oturttuğunuz annelerin evlatlarını sınır ötesi operasyonla öldürüyorsunuz.